Saygı öğrenciler, bugün 8. sınıfta yeni bir konu alırız. O da Pitagor teoremi. Pitagor teoremi yalnız dik üçgen üstünde olur. Dik üçgen yani ne? Yani bir üçgende bir açısının ölçüsü 90 puan. Bak bu ne gibi? 90 puan. Ya bu? 90 puan. Ya bu? 90 puan. Ya bu? 90 puan. Bak bir açı 90 puan olduğuna bu üçgen dik üçgen denir. Bu üçgende bir özellik var. Özellik nedir? Hipotenüs kenarı, o kenar ki dik açının karşısındadır, ona diyorlar hipotenüs. Bak, şimdi bu dik karşısındaki diyorlar hipotenüs. Bu dik karşısındakini kenar diyorlar hipotenüs. Bu dik karşısındaki kenara diyorlar hipotenüs. Adı böyle, hipotenüs. Bu kural nedir? Diri hipotenüs kare, bak, EBC kare eşittir AB kare, yani bu kenar kare artı bu kenar kare. Kural bu. Bu kural ezberlemek lazım. Hipotenüs kare eşittir kenar kare artı diğer kenarın karesi. Bu kural ezberlediğimiz zaman soru ne şekil gelir? Ya bu şekilde gelir. Bu kenar verir, bu kenar verir. Hipotenüs vermez. Ya hipotenüs verir, bu kenar verir, o bir kenar vermez. Ya da aynen hipotenüs verip bu kenar verir, bu kenar vermeyip. Zaten bir kenar normal şekilinde, eğer özel olmasın, normal şekilinde bir kenar kısa, bir kenar uzun, yine hipotenüs. Kısa, uzun, hipotenüs. Kısa, uzun, hipotenüs. Kısa, uzun, hipotenüs. Ama hipotenüs her iki kenardan daha uzun. Şimdi bu soruda bu kenarın uzunluğu verip 6 santimetre, bu kenarın uzunluğu verip 8 santimetre ama bu kenar yok. Bu kenarın istiri, uzunluğu istiri. Tamam, biz eğer kural ezberlemişsem, kuralı yazıp ilişkere, kural hipotenüs budur, ML karesi. Kenar uzunluğu, bak bu hat, bu çizgi yani kenarın uzunluğu, çünkü bu doğru değil, doğru parça doğru eşittir bu kenar kare artı bu kenar kare. Peki bu yok muydu, kalsın, bu 6 kare, bu da 8 kare. Bu kadar ML. 6 kare yani 6 çarpı 6. 6 çarpı 6 36. 8 kare yani 8 çarpı 8 91. Eşittir. Bu bununla toplasak eder 7. Bu bununla toplasak eder 13. ML karesi çıktı 137. Ama biz kare istemiyoruz. O zaman kök, her iki taraftan kök alıp şöyle. Eşittir kök 137. Bu kare kökten gider, kalır ML. Eşittir. Bu kökün sonucu varsa kökü çıkar deriz. Olmazsa şöyle kalsın, yani kök 113. Bu kökten çıkmıyor çünkü kökü yok. Şöyle kalır. Manası bunun uzunluğu çıktı 113 kök altında. Gelelim bu soruda. Bu soruda hipotenüs verip 17, uzun kenar verip 15, kısa kenar istedi. Ben yine kuralı kullanıyorum. Kural AC kare eşittir
AB kare artı BC kare. AC 17 soruda verip AB'miz yok, kalır kendisi gibi. BC verip 15 kare. 17 kare, yani 17 çarpı 17. 17 çarpı 17 yaparız. 7 çarpı 7 49, 4 elde. 7 çarpı 1 7, 4'ümüz de var 11. 1 çarpı 7 7, 1 çarpı 1 1. Affı 89. Bu kendisi gibi kalır. Yok muzdu? 15 çarpı 15 eder 225. Şimdi yine elimizde geldi bir derecelik bir denklem. Harf bir taraf, sahibi taraf. Bir yerinde kalsın. Bir cesa bu taraf. 289. Bu pozitif bu tarafa gelse olur negatif. A bakarı yerinde kaldı. 9 eksi 5 4. 7 kaldı burada. 7 eksi 2. 8 eksi 2 6. 2 eksi 2 0 gerek yok. Eşittir AB karesi. Yine her iki taraf için kök alırsak bunun kökü eder 8, bunun kökü eder AB. Yani AB çıktı kaç? 8 santimetre. Bunun uzunluğu çıkar 8 santimetre. Zaten 8 eşittir AB ya da AB eşittir 8'e fark etmez matematikte. Ama bu soruda bu eri 20, yani hipotenüs 20'dir. Bu kenar, kısa kenar 12'dir ama uzun kenar burada yok. Benden uzun kenar isteri. Yine çözüm için kuralı yazıp, kuralı her zaman, kuralı ezberimde olur olmasa bu soruyu çözümü mümkün değil. Tamam, kuralı yazarız. NF, hipotenüs burada NF'dir. Artı MF. Hipotenüs menevere 20, 20 koyup NM yok muzdu? Artı MF menevere 12 kare. 20 kare, yani 20 çarpı 20. 20 çarpı 20 yapsak 400 çıkar. Bu kendisi gibi kalır. Çünkü zaten yokumuzdur. 12 kare, yani 12 çarpı 12. 12 çarpı 12 yapsak 144 çıkar. Yine elimizde geldi bir derecelik bir denklem. Her bir taraf, sahibi taraf. Bu sayı oradan buraya gelse pozitif olur negatif. Yani bu kendisi gibi kalır. Bu negatif 144. Yerinde kaldı. NM kare. 400 eksi 144. Borç alırız. Burada olur 10. 10'da 4 çıksa 6 kalır. Burada 9 kaldı. 9'dan 4 çıksa 8 kaldı. Burada 3 kaldı. 3'ten 1 çıksa 2 kaldı. NM kare. Yine kök alırız. Her iki taraf için kök alırız. Kök alsak burada olur NM. Kare kalmaz. Bunun kökü alırız. NM eşittir 200 89'un kökü, şimdi bak burada aldık. 17 kökü kaç çıktı? 289. Manası 200'ün kökü eder 17.
Manası neme çıktı 17 santimetre. Bakın tüm sorularda kimden istifade buldum sorunun çözümü için? Pisagori teorimi istifade buldum. Yoksa soru çözülmez. Manası önemli olan dik üçgende ben bu kuralı ezberleyeyim. Bu. İkinci önemli olan hipotenüs kare yalnız olur. Bak burada yalnız oldu, burada yalnız oldu, burada yalnız oldu, burada yalnız olmaz. Yani ben soruyu kuralı bu şekilde yazdım. A bak kare eşitti bu kare eksi bu kare olmaz. Yani kim yalnız bir tarafta olur? Hipotenüs. Hipotenüs dedik kim? Dedik o kenar ki dik karşındaki kenar. Bak dik karşındaki kenar yalnız oldu. 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 Eğer bu şekilde yazmasam hata yaparım. Yani hata olmasın arada ben dik karşındaki kenar yalnız bu tarafta koyayım. O bir iki kenar da o bir tarafta koyarım. Soruyu çözerim. Şimdi Pitagor teoremi bu şekilde aldık. Şimdi arada ne gelir? Arada Pitagor teoreminin özel durumları var. İki özel durumları var. Bir, eğer bu açı 45, bu da 45 olsun. İkinci, eğer bu 60, bu 30 olsun. Bu iki durumda özel durumdur. Yalnız bir kuralı olur. Şimdi onu yazarız. Kırk beş olur kenarlar birbirine eşit olsun. Yani bu kenarla bu kenar birbirine eşit olur. Dolayısıyla bu 45 çıkar. Çünkü bu 90 eğer bu iki kenar eşit olursa yani bu iki açı eşit olur. Bu olur 45. Bu da 45. Bak 45 90. Şimdi burada A var ise, burada B var ise, burada C var ise. Bu kenar bu kenara eşit. Eğer ben burada x koysam manası bu da x'tir. Bu kenarın uzunluğu x ise bu da x olur. Zaten niş çünkü bu iki açı birbirine eşittir. Biz vaktinde almışız ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgen bu iki kenar birbirine eşit olur. Peki ve bura ne olur? Bura olur x çarpı karekök. Bak kural bu. Dik üçgen ise bu iki kenar birbirine eşit ise o zaman bu olur 45, bu da olur 45. 45 90, bak 45 90 45 ya da 45 45 90 fark etmez. Bu iki kenar eşit olduğuna her bir kenar için biz bir harf kullandık. Zaten tüm dünya bu harf kullanırsa x ise y ise fark etmez. X kullandılar. Bu ikiz, bu ikiz. Peki bu şey, bu uzunluk kaç eder? Eder ikiz çarpı karekök 2. İkiz çarpı karekök 2. Manası, kural bu. Hipotenüs, he yani hipotenüs. Eşittir ikiz karekök 2. Peki bu iki kenar birbirine eşit. Ama eğer ben bunu istersem ne yaparım? Bunu istersem kuralda şimdi sorularda alabiliriz. Ben o önemli olan budur ki bu kenar x koysam, bu kenar x koysam, bu kenar eder x çarpı karekök 2. Bu birinci durum. 45, 90, 45. İkinci durum. Bak bu kenar hipotenüs, bu 90, bu olur 30, bu olur 60. Mana, bu kenarla bu kenar eş değiller bunun gibi. Bu ondan daha uzun. Bu açı eş değiller bunun gibi. Bu 30, bu 60. Şimdi bir soru arada gelir. Peki dik dörtgen her zaman 45-45-90'dır ya da her zaman 30-60-90'dır? Yok değil. Ama mesela şimdi burada ben bilmiyorum bu açı kaç. Belki bu 30 ise bu 70 ise
90 için 60 ise mesela, belki bu 20 ise, bu 50 ise, bu 40 ise, belki çok bu zamanda. Lakin iki halet var özel. Bir bu, bir bu. Burada şeyler, uzunluklar nasıl olur? Kısa kenar için ben x koyursam hipotenüs ne olur? 2x olur bu. Ama burada ne olur? Burada olur x çarpı karekök 3. Bak, eğer 39'dan 60 durumu var ise, kısa kenar için x koyarsak hipotenüs olur 2x. Ama uzun kenar eder, aynen x'imiz ama çarpı ne? Çarpı karekök 3. Dolayısıyla 39'dan 60 için bu şekil ezberlemek lazım. Ve 45'dan 45 için bu şekil ezberlemek lazım. Ben ne zaman bu iki şekli ezberlesem edebilirim, onun üstünde soru halleder. Tamam, şimdi gelen deriz bu iki durum üzerinden soruları alırız. Şimdi bu deriz burada bitecek. İnşallah ikinci deriz bu iki durum üstünde örnekler alırız.